Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresinden devam ediyoruz. 163 ve 167. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada İsrailoğullarından deniz kenarında yaşayan bir topluluğun ibretli bir macerasını, ibretli bir durumunu bizlere bildiriyor. Şöyle ki, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ Deniz kenarındaki o karye ile alakalı onlara sor. Yani onların durumu nedir? Başlarına neler geldi? İsrailoğullarına sor. Demek ki bu kıssa onlar tarafından bilinen bir kıssa. Kur'an-ı Kerim'de bize naklediyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sor bakalım onların ibretli hali nedir? Burada sor denilmesi Peygamberimiz onlardan öğrenecek değil. Allah-u Teala zaten Peygamberimize öğretiyor ve anlatmış. Ancak bunun üzerinde düşünülmesi gerekir. Bak onlar ne hale gelmişler, bu anlamda değerlendirebiliriz. Acaba nedir onların durumu? اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ Onlar cumartesi günü haddi aşıyorlardı. Yahudilerde cumartesi çalışma yasağı var. Cumartesi onların haftalık ibadet günü ve bir nevi istirahat günü, yevmüs sebt, istirahat, dünyevi işlere son verilen bir gün oluyor. Allah-u Teala insanları değişik şekillerde denemiş. Deniz kenarındaki o Yahudilerden olan topluluğu da cumartesi yasağıyla deniyor. اِذْ تَعْتِهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ Yani o cumartesi günü, onların o istirahat gününde balıklar bolca geliyordu. Ve yevme la yesbitun ala te'tihim ama cumartesi olmayan diğer günlerde fazla gelmiyordu. Yani istirahat halinde olmadıkları diğer günlerde fazla gelmiyordu. Bu da bir imtihan. Yasaklar insanlar tarafından cazip kabul edilir genelde. Allah-u Teala cumartesi çalışmayı onlara yasaklamış. Balığa çıkmak cumartesi onlara yasak. Ama Allah'ın hikmeti ve bir imtihan, cumartesi günü balık çok daha fazlasıyla geliyor. Zaten pek çok insanda daha fazla kazanma hırsı var. Bundan dolayı cumartesi çalışmak da istiyorlar. Bir de balık fazla gelince dayanamıyorlar ve balığa çıkıyorlar. كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ Ve biz onları bu şekilde denemekteydik. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Fısıkları sebebiyle. Allah'a itaatten çıkmaları sebebiyle onları bu şekilde denemekteydik. Ve bu olayın üzerine toplumda üç ayrı grup ortaya çıkıyor. Bunlardan bir grup cumartesi yasağını çiğneyenler, ikinci grup o yasağı çiğneyenlere karşı nasihat edip engel olmaya çalışanlar, üçüncü bir grup da engel olmaya engel olmak isteyenler. Yani niye bunlara anlatıyorsunuz? Allah zaten bunları helak edecek, bunları cezalandıracak. Boşuna anlatmayın diye faydalı olmak isteyen kimseleri durdurmaya çalışan üçüncü bir grup. Benzeri bir durumu hemen her toplumda yine görebiliriz. Bir kısım insanlar Allah'ın koyduğu ölçüleri aşarlar ve taşarlar, taşkınlık yaparlar. Ve o topluluk içinde bir başka grup onlara engel olmaya çalışır ve derken bir grup daha çıkar, engel olanlara engel olmaya çalışır ve bunlar faydalı olanları durdurmaya gayret ederler. Ve iz galet ummetun minhum, onlardan bir ümmet, onlardan bir topluluk dedi ki, lime taizuna kavmen, yani niye siz şöyle bir kavme öğüt veriyorsunuz ki, Allahu muhlikuhum, Allah onları helak edecek, اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا veya çok şiddetli bir şekilde onlara azap edecek. Yani Allah'ın helak edeceği, çok şiddetli bir şekilde cezalandıracağı bir kavme ne diye anlatıyorsunuz? قَالُوا dediler ki, مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Rabbinize bir mazeret olsun diye. وَلَاَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ve ola ki sakınırlar. Bundan dolayı biz anlatıyoruz dediler. Burada iki noktaya dikkat çekiliyor. Yani günahlara engel olmak isteyen kimseler iki gerekçe söylüyorlar.
Bunlardan birisi Allah katında bir mazeret olması için. Yani toplumda bir takım günahlar işlenirken bunların günah olduğunu bilen kimseler engel olmaya çalışmalıdır. Dinde buna emri bil maruf nehyanil münker denilir. İyiliği emretmek, kötülükten de alıkoymak. İşte günahlar aleni bir şekilde işleniyorsa ve bazı insanlar bunlara nasihat edebilecek bir durumdaysa nasihat etmeleri lazım. Ve bu manada uyarmak, bu manada hatırlatmak başta peygamberlerin görevidir. Ardından da peygamber varisi durumunda olan alim kimselerin görevidir. Merhum Mehmet Akif şiirlerinden birinde diyor ki, "Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırsa hatta boğarım, boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Adam sen de geç git diyemez aldırırım, çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım." Yani adam sen de geç git, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bu gibi ifadeler gerçekten ehli ilim olanlara yakışmayan ifadelerdir. Ve alim mazur değildir. Bilmeyen kimseler cehaletlerinden dolayı belki bir özürleri olabilir. Ama meseleyi bilen bir kimsenin indi ilahide bir özrü yoktur. Bu açıdan bilen kimseler tebliğde bulunmaları gerekir. Nehyanil münker yani kötülüklerden sakındırma görevlerini yapmaları gerekir. İşte İsrailoğullarından haddi aşan topluluğa karşı içlerinden bir grup da çıkıyor ve onları engellemeye çalışıyorlar. Ancak onlar engellemeye çalışırken bazıları da bunları engellemeye çalışıyor. Diyorlar ki Allah bunları zaten cezalandıracak, bunları helak edecek, boşuna nefes tüketmeyin. Ve nasihat eden kimseler niçin nasihat ettiklerinin gerekçesini şöyle anlatıyorlar. Rabbinize bir mazeret olsun diye, Allah katında bir mazeret olsun diye biz bunu yapıyoruz. Ve bir de لَاَلَّهُمْ يَتَّقُونَ olur ki onlar sakınırlar. Yani tebliğde bulunan kimseler muhataplarının bundan istifade edebileceklerini düşünmeleri gerekir. Evet sakınabilirler mi? Sakınabilirler. Çünkü dünün nice sarhoşu bugün aklı başında bir haldedir. Dünün nice fasık insanı bugün salihlerdendir. Dünün nice kötü yolda olan kimseleri tevbe etmişlerdir. İyi bir yola girmişlerdir. Ve bu da tebliğ ile mümkün olmuştur. Allah'ın dinini tebliğ edenler anlatmışlar. Onların hidayetine, doğru yolu bulmalarına vesile olmuşlardır. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Ama onlar kendilerine hatırlatılan şeyi unuttuklarında o kavim اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰئِ Kötülükten alıkoyanları biz kurtardık. وَاَخَذْنَ الَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا Ve o zalim olanları haddi aşan, gerek nefsine zulmeden, gerek başkasının hukukuna veya hukukullah'a karşı gelenleri de şiddetle yakaladık. بِعَذَابٍ بِئِيسٍ Şedid bir azap ile, çetin bir azap ile onları yakaladık. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Fısıkları sebebiyle, yani Allah'a itaatten çıkmaları sebebiyle onları bu şekilde cezalandırdık, şiddetli bir şekilde yakaladık. Demek ki haddi aşan o topluluk kendilerine anlatılanları dinlemediler ve anlatılanlardan istifade etmediler. Yasağı çiğnemeye devam ettiler. Bunun neticesinde fısklarına bir ceza olarak çetin bir azap ile cezalandırıldılar. فَلَمَّا أَتَوْا اَمَّا نُهُوا عَنْهُمْ Kendilerinin sakındırıldığı şeylerden haddi aştıklarında, yani yasakları çiğnemeye devam ettiklerinde قُلْنَا لَهُمْ Biz onlara dedik ki كُونُ قِرَدَةً خَاسِئِنْ Hor ve hakir bir şekilde maymunlar haline gelin. Böyle dedik. Cenab-ı Hak emri kün feyeküne sahiptir. Ol demesiyle o şey meydana gelir. Ve onlara şöyle dedik denilmesi, onların hor vakir maymunlar haline çevrilmesi demektir. Acaba onların maymuna çevrilmesi nasıl oldu? Alimler bunu iki şekilde ele almışlar ve demişler ki, onların maymuna çevrilmesi bir kısım alimlerin görüşüne göre beden itibariyle, ceset itibariyle
olmuş ve bunlar maymun haline çevriliyorlar. Evlerine geliyorlar ama maymun kılıklı olarak geliyorlar. Vücutlarında kıllar var, kuyruklar var. O şekilde geliyorlar. 3 gün garip garip sesler çıkararak insanların arasında dolaşıyorlar. Ve 3 günden sonra bunlar toptan helak ediliyor. Yani haddi aşanlar, maymun şekline çevrilenler toptan helak ediliyor ve onlardan geriye bir eser kalmıyor. Ve bu şekilde onlar cezalandırılıyor. Bazı alimler ise meseleyi değerlendirirken demişler ki bu beden itibariyle maymuna çevrilmek değildir. Ruh itibariyle, yani karakter itibariyle maymun tabiatına çevrildiler. İşte maymun taklitçidir. Bunlar da çok aşağılık bir duruma düştüler. Manen maymun tabiatına girdiler. Bu anlamda da bir açıklama yapılmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti içinde de mesh tabir edilen hayvan şekline girmenin olacağını söylüyor. Bildiğimiz kadarıyla ümmeti Muhammed'den doğrudan bir hayvan şekline çevrilen bilmiyoruz. Ama en azından manevi mesh tabir edilen bir kısım insanların adeta maymun olması, bir kısmının adeta yılan gibi zehirlemekten zevk alması, bir kısmının akrep gibi sokmaktan zevk alması, bir kısmının domuz tabiatına girmesi, domuz gibi eşini kıskanmaması ümmet-i Muhammed içinde de görülebilen durumlardandır. Her halükarda bu maymun şekline çevrilmek ister bedenen olsun, ister manevi bir mesh olsun, her halükarda bu topluluk cezalandırılmıştır. Ve iz te'ezzene rabbuke, Rabbin şu şekilde hüküm verdi ki, şunu bildirdi ki, leyeb'athenne aleyhim, Allah onların üzerine, İsrail oğullarının üzerine gönderecek, ila yevmul kıyame, kıyamet gününe kadar, men yesumuhum su'el azab, onları kötü bir azaba sevk edecek kimseleri gönderecek, inne rabbeke, senin Rabbin, leseri'ul ikab, cezası çok seri olandır. Ve innehu leğafurur rahim, ve o gerçekten çok gafur ve çok rahimdir. Allahu Teala böyle bir kıssayı bize anlattı. Kıssa hisse içindir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'un ve kardeşlerinin kıssası anlatıldıktan sonra Cenab-ı Hak şu ölçüyü bize veriyor. Lekad kana fi kasasihim ibratun li ulil elbab. Akıl sahipleri için onların kıssalarında bir ibret vardır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan kıssalar ibret içindir. Kıssadan hisse almamız içindir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık bir sayfaya yakın bir bölümde anlatılan bu olay da düşündürücü bir olaydır. Burada Allah-u Teala'nın imtihan etme sırrını görüyoruz. Allah değişik milletleri, değişik insan gruplarını değişik şeylerle imtihan ediyor. İşte Hazreti Adem'i yasak ağaçla imtihan etmişti. Adem'in oğullarından bir grubu, İsrail oğullarından bir grubu bu şekilde cumartesi yasağıyla imtihan etti. Ve normalde çalışmamaları gereken günde bolca balık gönderdi. Onlar da dayanamadılar ve ilahi yasağı çiğnediler. Onlar bu tarzda imtihan edildiği gibi günümüzde her birimiz değişik haramlarla karşı karşıyayız. Allah-u Teala bizi bunlarla imtihan ediyor. İlahi yasakları aşmanın elbette bir cezası da vardır. İşte burada o ilahi yasağı aşanlara hor ve hakir maymunlar olun dedik. Onları maymuna çevirdik. Böyle bir ceza bize bildiriliyor. Yine aynı kıssada görmüş olduğumuz ümmet içinde hak vakikati anlatan bir topluluk da olmalı. Vel tekum minkum ummetun yed'une ilel hayr ye'muruna bil maruf ve yenhevne anil munker. İçinizden şöyle bir topluluk bulunsun diyor Cenab-ı Hak. Hayra davet etsin, iyiliği emretsin, kötülükten de yasaklasın. Ve hak ve hakikati tebliğ eden bu kimseler bunu en azından fıtri bir görev telakki etmeli. Görev olarak bilmeli ve ben görevimi yapıyorum diye sorumluluğunun idraki içinde bunu yapmalılar. Ve bu görevlerini yaparken لَاَلَّهُمْ يَتَّقُونَ sırrını da düşünmeliler. Olur ki karşısındaki insanlar sakınırlar, günaha son verirler
ve kendilerine bir çeki düzen verirler. Günümüzde belki de tarihte hiçbir devirde olmadığı şekliyle günahlar çok aleni, günahlar bir sel gibi her tarafı istila etmiş. Bu anlatılan olayda özellikle sahil kenarı diye anlatılmıştı. Hadıratel Bahr, deniz kenarında bir topluluk. Deniz kenarında olanların imtihanı herhalde biraz daha şiddetli. Günümüzde de öyle. Deniz kenarında olanlar işte özellikle yaz aylarında açık saçıklık tarzında çok çetin imtihanlara muhatap olabiliyorlar. Ve günah imkanları oralarda daha fazla. Ve oralardaki insanlarda dindarlık oranı başka yerlere göre daha az olabiliyor. Gerçi sağlam kimseler de muhakkak var. O günah ateşinin içinde yanmadan yoluna devam edenler de var. Ama pek çok kimse o günah ateşinde yanabiliyor. Ülkemizin de üç yanının denizlerle çevrili olduğu düşünülürse, özellikle sahil kentlerimizdeki bu manadaki bir imtihan, bu Kur'an'da anlatılan kıssa münasebetiyle hatırlanabilir. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Ama oradaki insanlar daha böyle özellikle yaz aylarında günaha yakın bir durumda. Bu durumda kendilerine daha dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçi televizyonlar vasıtasıyla günah artık her eve de girebiliyor. İlla sahillere gitme lüzumu yok. Sahilleri gösteren kanallar var. Daha berbatını gösteren yerler var. Böyle olunca insanlar artık şu anda eskiye göre daha korumasız vaziyette adeta. Günahlar çok daha yaygın bir durumda. Böyle olunca ahir zamanda bu insanların imtihanı daha şiddetli bir imtihan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş sahabilerine: siz öyle bir zamandasınız ki size emredilenin onda birini yapmasanız kurtulamazsınız. Yani onda birini bile ihmal etmelerine adeta izin yok. Tamamını yapmaya çalışacaklar. Ama diyor ileride öyle bir durum olacak ki onda birini yapanlar kurtulacak. İşte herhalde günümüz şartları adeta onun gibi. İslam'ı dört dörtlük yaşamak gayet güzeldir ama çok da kolay değildir. O zorluğa rağmen bunu yapabilenler, başarabilenler az amelleriyle çok büyük sevap elde edebileceklerdir. Nasıl ki barış dönemindeki askerlikle savaş dönemindeki askerlik sevap itibariyle aynı değildir. Savaş döneminde cephede bir günlük nöbet, bir başkasının barış döneminde bir yıllık nöbetine bedel olabilir. Onun gibi ahir zamanın şu dehşetli şartlarında günahların karşısında gerçekten durabilmek, günahlara meyletmemek, uzak kalabilmek çok büyük bir mazhariyettir. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü günahtan, günahın görüleninden görülmeyeninden muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.